etmez mi bu kadar çektirdiniz? Haksız mı bir son benim acılar? Zalimliğe bir son derin acılar. Vay canına, Kemal Bey bizden daha erken çıktı. Geç kaldınız çocuklar. Daha yapacak çok işimiz var. Hadi iş başına. Bey gene bizi mahcup etti. Hadi iş başına arkadaşlar. Kemal Bey. Baban kötüledi. Seni çağırıyor. Çok mu kötü? Gerisini Allah bilir. Analığın, üvey kardeşlerin başında. Ama o seni istiyor. Ben gidiyorum. Geç kalmam. Mehmet, traktöre geç. Gözün arkada kalmasın. Sen rahat ol. Biz işleri hallederiz. Hadi çocuklar. Lütfen imzala şunu artık. Neden inatlanıyorsun? İnatlandığım yok. Ben söyleyeceğimi söyledim. Vasiyetimi yazdım. Vasiyet muhtarın elinde. Çiftlik ev Kemal'e kalacak. Nakit ve mücevherler de sizin. Ama baba, kente gideceğimizi söylemiştik. Bir bayilik için anlaşma yaptık. Teminat olarak da çiftliği gösterdik. Yanlış yapıyorsunuz. Biz toprak adamıyız. Oralarda yapamazsınız. Elinizde olanı da kaybedip kötü duruma düşersiniz. Nereden biliyorsun? Bunca yıl sana ve oğluna bakmak için çırpındım durdum. Ama sen Kemal'den başkasına oğlun gözüyle bakmadın. Bir iş sahibi olmalarını bile çok görüyorsun. Çiftlik satılacak işte, o kadar. Satılmalı. Yoksa bayilik işi yatar. Bizim geleceğimizle oynayamazsın. Zaten ölüyorsun. Bundan sonra para ne işine yarayacak? Terbiyesizleşmeyin. Kemal hala gelmedi mi? Aklın fikrin Kemal'de. Varsa Kemal, yoksa Kemal. Hadi kocacığım, imzala şu yeni vasiyetnameyi. Kemal abim başının çaresine bakar. Ama bize çiftliğin parası lazım. Anlaşıldı. Laftan anlamayacak. Evet. O vermezse biz ne yapacağımızı biliriz. Hadi imzala şunu baba. Çiftlik satılacak. Hayır, satılmayacak. Yeter artık. Onu hasta yatağında olsun, rahat bırakın. Aa, tabii ya. Çiftlikle evin sana kalması işine geliyor. Kardeşlerinin hakları olduğunu unutuyorsun. Sözlerine dikkat et anne. Nankör. Sana verdiğim emekler haram olsun. Oğlum. Analığının sana çocukluğundan beri iyi davranmadığını biliyorum. Oysa sen küçük yaşında anne hasreti çekmemen için evlenmiştim onunla. Böyle söyleme baba. Sen doğru bildiğini yaptın. Biliyorum. Biliyorum oğlum. Senden de rica ediyorum. Üvey de olsa onların kardeşlerin olduğunu unutma. Akılları bir karış havada. Zorda kalacaklarını biliyorum. Onlara yardımcı olacağına bana söz ver. Merak etme baba. Sana söz veriyorum. Sağ ol. Buyurun bu tarafta. İşte muhtar geldi. Kendisine vasiyetini değiştireceğini söyledim. Bizi anlamaya çalış. Çiftliği sadece teminat için kullanacağız. Satmayacağız. Son sözümü söyledim size. Vasiyetimi değiştirmeyeceğim. Madem ki bu kadar ısrar ediyorlar, imzala baba. Ama oğlum... İmzala. İmzala. Hadi baba, imzala. Hadi. Ha.
Hadi baba, imza. Baba, babacığım. Kimse alayamadı, Allah kahretsin. Hay Allah. Demek kararlısınız gitmekte. Ben sizin yerinizde olsam biraz daha düşünürdüm. Ukalalık etme. Sen kendi işine bak. Sen burada çobanlık yaparken biz kravat takıp beyefendi gibi yaşayacağız. Yoksa çiftliği sana bırakır mıydı? Çiftlikte bizim de hakkımız var. Babamızın böyle davranmasında elbette bir sebep var. Düşünsenize. Servetini öyle pay etti ki hiçbirimiz tek başımıza bir şey yapamayız. Bizim ayrılmamızı istemedi rahmetli. Bu arzusunu yerine getirelim. Gelin gitmeyin. Hayır, gideceğiz. Yıllardır ona yalvardım. Buradaki her şeyi satıp savup şehre gidelim, insan gibi yaşayalım dedim. Ama anlatamadım. Sen ne dersen de, babamızın arzusu bize vız gelir. Biz gidiyoruz. Kimse engelleyemez bizi. Sen burada çobanlık yaparken biz kravat takıp beyefendi gibi yaşayacağız. Siz bilirsiniz. Ama unutmayın, burada bir abiniz var. Size yardım etmek boynumun borcu. Babamın son isteği buydu. Sana hiçbir zaman muhtaç olmayacağız. Hadi gidelim. Gittiler. Bütün nakit paramı alıp gittiler. Köylülerin haftalığını ödeyecek bir kuruşum yok. Allah yardımcı olur evlat. Köylü seni sever. Bir yolu bulunur elbet. Yolu yorda mı, para bulmak çavuş emmi. Kasabaya gidip bizim zahireci Yusuf Ağa ile bir konuşayım diyorum. Yusuf Ağa'yı hepimiz tanırız. Sana parayı verir ama ekini de yok pahasına kapatır. Var mı başka çaresi? Yok ya. Böyle kardeş olacağına olmaz olsun. Öyle deme Yusuf emmi. Onlar bana babamın emaneti. Biz işimizi onlarsız da hallederiz. Öyle değil mi? Öyle. Ne arıyorsun kız burada? Aramadım hiç. Arayacak zaman mı vardı? Başın sağ olsun diyemedim. Sağ ol. Cenazede gördüm seni. Bütün her şeyi alıp gitmişler Kemal. Düşündüm ki paraya ihtiyacın vardır. Nasıl olsa senin olacak, al. Deli olma kız. Zamanı mı şimdi bunun? Ya anam baban duyarsa? Sözlü değil miyiz? Ne çıkar? Sabret, bu sıkıntılı günler bitecek. Thank you.
Şaban Efendi. Buyur beyim. Sen ne dersin? Ben şurasını çitle çevirmek istiyorum. Münasip mi acaba? Çok iyi olur beyim. Burasını çitle çevirsen iyi olur. Bana müsaade beyim. Ben çiftliğe dönüyorum. Hadi güle güle. Gereken malzemeyi getirirsin, olur mu? Ya sende hiç akıl yok mu? Herkesin önünde taş atıp duruyorsun. Ya senin aklın nerede? Bir an evvel gelip babamla düğün gününü kararlaştır, yoksa beni bir başkasına verecekler, haberin olsun. Kime? Kime olacak? Çavuş var ya, ona. He? Çavuşa mı? Çok iyi, memnun olurum. Memnun mu olursun? Selam çocuklar, ne haber? Ben gideyim. Dur bir dakika. Bana söylediklerini çavuşa da söyle. Deli misin sen? Ne söyleyecekmişim? Hani bana söylediklerini canım? Şu düğün meselesi. Deli sen de. Gene cilveleşiyorsun. Evleniyormuşsun çavuş. Ben mi? Bu şaka mı? Ne şakası? Zamanı gelmedi mi? Geldi de geçiyor bile ama benim değil, senin. Ne bekliyorsun? Konuşsana babasıyla. Ben mi? Sen ne güne duruyorsun? Dost dediğin böyle günde belli olur. Oldu bu iş Kemal'im. İçindeki sancı sarhoş. Sultanımız bugün çok mutlu. Ne güzel görünüyor. Çekil yolundan. Acele etme, acele etme. Al bakalım. Al bütün bunları senin için aldım. Senin için al. Aklını mı kaybettin? Boyundan büyük kızın var. Götür ona ver. Seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun ha? Defol. Evet de seni sultanlar defol gibi yaşatayım. Defol diyorum. Defol, defol. Buraya. Hayır. Yapma. Hayır. Bırak. Bırak.
sana gösteririm. Ya demek mesele sensin. Öyle mi? Ya. Bunu sana pahalıya ödeteceğim. Yapmayın. Durun. Bir daha seni Güler'in peşinde görürsem parçalarım sonra. Bunu sana pahalıya ödeteceğim. Efendim, Allah'ın emri ve peygamberimizin kavliyle oğlumuz Kemal'e kızınızı istiyoruz, münasipse. Mutlu değil misin yoksa? Niye ağlıyorsun? Kalbine ne saklıyorsun? Onlar mutluluk gözyaşları Kemal. Kalbimden geçenler de bu mutluluğun sonsuza kadar sürmesi. İki pon. Benden 5 bin. Kemal abi, Kemal abi, bir oğlun oldu. Bütün mücevherlerimi bile çaldınız. Elimizde avucumuzda bir şey kalmadı. Yine Kemal'in yardımına muhtaç olduk. Şimdi ne yapacağız? Moruk o kağıdı imzalasaydı şimdi kor plastiğin başbağıydık. Elimizdeki para da suyunu çekti. Bir şeyler yapmamız lazım. Bizi ancak çiftlik kurtarır. Ama çiftlik Kemal'in elinde. Olsun. Onun elinden almak o kadar zor mu? Çiftliği ele geçirmenin bir yolu olmalı. Burada oturmakla çiftlik elde edilmez. Öyleyse biz de çiftliğe gideriz. Zaten Kemal abim ne demişti? Başınız sıkışınca bana gelin. Size yardım etmek boynumun borcu dememiş miydi? Güzel fikir. Yarından tezi yok çiftliğe taşınıyoruz. Hele şükür aklınız tamam. Başınıza geldi. Hoş geldiniz kardeşlerim. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Anneciğim hoş geldin. Bu da gelinin. Hoş bulduk evladım. Ah yavrum canım pek de güzelmiş. Allah mesut etsin. Hey anneciğim artık misafirimsiniz. Yok oğlum sağ ol. Biz kasabadaki evde kalalım. Koca ev boş duracak değil ya. Bugünlerde dizlerim de tutmuyor. Burada dinlenirsin anne. Allah bilir artık. Hadi biz gidelim hadi. Eyvallah. Hoşça kalın. Onlar senin ailen değil. Niye geldiler? Muhakkak bir art düşünceleri vardır. Böyle söyleme. Ne de olsa annen sayılır.
Bütün bu yaptıklarımızdan sonra gene de bizi efendice karşıladı. Başına gelecekleri bir bilse böyle yapar mıydı acaba? Nereden bilecek? Biz bile bilmiyoruz daha. Şimdilik düşünüyoruz. Çiftliği nasıl ele geçireceğiz onu düşünüyoruz. Öyle değil mi abi? Evet. Bunun bir yolu var ama kimse söylemeye cesaret edemiyor. Ben söyleyeyim size. Kemal'i ortadan kaldırmak lazım. Ancak bu şekilde çiftliğe sahip olabiliriz. Peki kim yapacak o işi? Hey hey, bana bakmayın öyle. En küçüğünüz benim ama ben yapamam. Elimi kana bulayamam. Sana yap diyen mi var? Ben elimizi kirletmeden Kemal'i ortadan kaldırmanın yolunu biliyorum. Siz işi bana bırakın. Merhaba dostum. Oturabilir miyim? Tabii otur. Belli ki bir derdin var. Derdini söylemeyen derman bulamazmış. Sana ne benden? Dostunum ben senin. Hem derdini de biliyorum galiba. Söyle bakalım, neymiş derdim? Güler'i 2 yıldır hala unutmadın değil mi? Boş ver, o çoktan evlendi aldırma. Biliyorum ama böyle üzülmekle eline ne geçer? İstersen elde edebilirsin onu. Nasıl? Bana güven. Yarın şeytan kayalığına gel, sana Güler'i getireceğim. Doğru mu söylersin? Sağ mı? Ya Kemal? Sen o işi bana bırak. Sence hesaplaşma zamanı gelmedi mi? Hoppala, hoppala. Canım benim, canım. Al bakalım çavuş. Murat'ı ne zamandır istiyorsun? Artık götürebiliyorsun onu. 3 gün Murat bende gelinim. Benim canım Murat'ım. Ben şehre iniyorum. Unutmadın mı? Neyi? Hiç. Evlenmeden önce peşimde nasıl 4 döndüğünü aklıma geldi de. Ama şimdi kuru bir öpücük bile yok. Ya demek böyle düşünüyorsun. Peki ya sen? Çocuk olana kadar canım gülüm. Sonra da var mısın yok musun farkında bile olmazlar. Hadi hadi akşama kadar bekle. İstediklerimi unutmadın değil mi? Hiç unutur muyum? Sarı bir etek ve kırmızı eşarp. Murat için de renkli balonlarla Pir Sultan'ın nazar boncuğu. Tamam canım, hadi geç kalma. Kolay oldu bu iş. Şimdi bağlayacak mıyız? Söylediklerimi unutma. Hadi. Bırakın. Yürü. Bırakın beni. Yürü ulan kahpe, yürü. Yürü. Güler! 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 Güler!
Güler. Remzi. Remzi ne oldu? Güler nerede? Seni sormaya çiftliğe gelmiştim. Ahmet adamlarıyla baskın yaptı. Beni bayıltıp bağlamışlar. Yengemi de kaçırdılar. Şeytan kayalıklarına gideceklerini söylediler. Geberteceğim onu. Dur yapma abi. Elini kana bulama. Ben de jandarmaya gidip haber vereceğim. Biz sözümüzü tuttuk. Kızı getirdik. Ne yapacağını biliyorsun. Ona göre hareket et. Tamam, sağ olun. Hadi gidin alın paranızı. Hadi eyvallah. Ahmet Alçak! Geberteceğim seni! Karımı bırak! Gel bakalım! Gel de kosumuzu paylaşalım! Seni geberteceğim! Ahmet'e ne oldu? Geberdi alçak. Elini kana bulamasaydın. Hak etmişti namussuz. Kalk Güler. Kaç Kemal, kaç. Yakalamasınlar seni. Ama Güler. Kaç dedim, kaç. Bekle beni Güler. Hemen döneceğim. Dur! Kaçma Kemal! Dur! Karanın namına! Ateş edelim yoksa! Durun! Çekil be kadın! Olur. Bırakın onu! Bırakın! Bırakın! Dur! Dur!
dedim sana, kanun namına dur. Buradan sağ çıkamaz. Hadi çocuklar gidelim. Yürüyün. Allah Allah. Yapma kızım. Biraz kendini toparla. Kemal, hiç değilse Kemal, çocuğunu düşün. Kemal. Bana bundan sonra yaşamak haram. Kemal. Onsuz hayat haram bana. Kızım yapma. Hayat... Allah'ım nedir bu başımıza gelenler? Allah'ım acı bana. Mehmet ya. İsmi Subhan verdin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Bencileyim derdin mi var? Garip garip etme. Gençsin ölmek için. Geçmiş olsun kızım. Korkulacak hiçbir şey kalmadı. Tehlikeyi atlattı. Buyurun benim odama geçelim. Peki. Affedersiniz ama daha adınızı bile bilmiyorum. Adım Erol efendim. Ziraat mühendisiyim. Araziyi dolaşıyordum. Allah'ın hikmeti işte. Güler'i çocukluğundan beri tanırım. İyi bir insandır. Ama talihsiz. Fakat kocasını yeni kaybetti. Bir depresyon ya. Geçiriyor. Ben müsaadenizi rica edeyim doktor bey. Sonra gene görüşürüz. Müsaade sizin. Güle güle. Ah benim güzel kara kızım. Ah canım. Çok şükür yaşıyorsun. Seni de kaybetseydik nasıl yaşardık? Oğlum nerede? Murat nerede? Onu biz eve kasabaya götürdük kızım. Seni de almaya geldik. Bundan sonra seni bırakmayız. Yenge sen bize abimizden yadigarsın. Sağ ol. Hadi gidelim kızım. Gel. Hadi. Hoppala. Bir şeye ihtiyacın olursa bize söyle. Tabii yenge. Hiç çekinme. Neye ihtiyacın olursa. Sağ ol. Güler'i yormayın çocuklar. Hasta olduğunu unutmayın. Hadi kızım, sen ver çocuğu bana da biraz dinle. Yok anne, bende kalsın. Ver kızım, ver. 20 yıldır kucağıma çocuk almaya hasretim.
Bari torunumu alayım. Sen de dinlen. Anne sizi üzer. Bir çocuk da bana alışamadı gitti. Yok bir şey Murat'ım, yok bir şey canım. Yok, yok bir şey. Yok hoppala canım, yok bir şey. Yok canım. Merhaba doktor bey. Rahatsız etmiyorum ya. Buyurun Erol bey. Güler Hanım'ı ziyaret etmek istedim ama bulamadım. Ah evet, kayınvalidesi ve kayınbiraderleri apar topar götürdüler bugün. Birkaç gün daha bakımda kalsa iyiydi ama dinletemedim. Ya, peki öyleyse. Müsaadenizle. Şey, bir dakika, sizden bir şey rica etsem mümkün mü? Tabii, buyurun. Güler'in evine uğrayıp bu reçeteyi verir misiniz? İlaçları aldırıp kullansın. Tabii, memnuniyetle. Ben eczaneden ilaçları alıp götürürüm. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Güle güle. Sonunda düştü elimize. Bundan sonra iş size kalıyor. Nasıl yapacağınızı bilemiyorum ama içinizden biri Güler'i elde etmeye baksın. Böylece onunla birlikte çiftliği de elde etmiş olacağız. O işi bana bırakın. Ben halledeceğim. Dikkatli ol abi. Karıyı elden kaçırma. Aha. Lan sen! Nedir bu gürültü? Bu adam da kim? Ne oluyor burada? Sen de kim oluyorsun? Ne olacak? Onu aşığıyla yakaladım. Adi yalancı. Yüzün bile kızarmıyor değil mi? Evet. Bu bey zamanında yetişmeseydi bana tecavüz edecekti. Kes! Utanmadan bir de oğlumu mu suçluyorsun? Sen ne arıyorsun burada? İlaçlarını getirmiştim. Gece vakti dul bir kadına ne ilacı getireceğini bilirim ben. Yazıklar olsun size. İnsanlığınız da yok sizin. Bekleyin. Burada kalamam artık. Beni de evime bırakın. Bir namussuzun evimizde işi yok zaten. Ne olacak şimdi? Neler ümit etmiştim, neler geldi başıma. Karıyı kaçırdınız. Anlamıyorum, ne biçim insan bunlar? Size teşekkür bile edemedim, beni ikinci kez kurtardınız. Sözünü bile etmeye değmez. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Yalnız gece yarısı kucağınızda çocukla çiftliğe kadar yürümeniz akıl kârı değil. Bir sakıncası yoksa bu gece bende kalın. Yarın sabah sizi çiftliğinize ben götürürüm. Şey, peki olur. Kolay gelsin çavuş emmi. Sağ ol. Yanındaki kim? Sizi tanıştırayım. Bu beyin adı Erol. Benim hayatımı kurtardı o namussuzların elinden. Ya, demek o sizsiniz. Size minnettarız. Rica ederim. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Bana müsaade. Yine görüşelim. Elbette, elbette. Hoşça kalın. Söylemek bana düşmez ama köyün namusu söz konusu. Sağ ol Rıza Efendi. Yani geceyi o mühendisin evinde mi geçirmiş? Evet. Öyleyse köyün namusunu korumak sana düşüyor. Öyle. Al bu parayı. Herkese bunu anlat. Siz
size bu kadının yanında çalışmayacaksınız demedim mi? Çıkın! Çıkın dışarı! Çıkın! Gitmeyin! Sana kaç defa söyledim? Burası ağamın yeri artık. Yanlışınız var. Burası bizim. Hocamın yeri. Cemal Bey öldü. Bu arazi kardeşlerine kaldı. Defol buradan. Defol! Defol dedim sana. Namussuzlar. Alçaklar. Sana kaç defa söyledim anlamadım be kadın. Beni aldı defol buradan. Bir daha görürsem gebertirim seni, anladın mı? Gebertirim. Yavrum. Burada talihsiz yavrum. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Oo, hoş geldin çavuş. Hangi rüzgar attı seni böyle? Doğrusunu istersen kötü bir rüzgar Erol Bey. Hayrola? Üvey kardeşler, çiftlikte bizim de hakkımız var diye köylüleri çalıştırmıyorlar. Ağıldaki ve tarlalardaki işçileri dövüp kaçırmışlar. Güler de şimdi tek başına çalışıyor. Kolay gelsin. Yardıma geldim. Tarlanı ben süreceğim. Niye zahmet ettiniz? Seni o kayınbiraderlerine karşı yalnız bırakmamaya karar verdim. Bütün işlerini ben yapacağım. Sağ ol. Çok yoruldunuz. Size bir ayran yapayım. Zahmet olacak. Sağ ol. Ne var? Ne oluyor? Yardım etmek sana mı düştü lan? Görürsem ayağını kırarım senin. Benim yüzümden sizin de başınız derde giriyor. Birisinin bu zorbalığa dur demesi lazım. Evlisiniz. Karınız burada mı? Evliydim. Karımı ve tek evladım Nuri'yi bir trafik kazasında kaybettim. Yıllardır acılarını unutamıyorum. Sizi çok iyi anlıyorum. Aynı duyguyu ben de yaşıyorum çünkü. Hayat çok acımasız. Köyün namusu evden gidiyor. Bilmiş olur. Bunca yıl böylesi görülmedi. Namus meselesi. Evet, tek tek konuşun. Evet, evet, sorulmalı bunun hesabı. Tabii ki. İki parlak oldu. Muhtar Bey. Anlaşıldı, anlaşıldı. İhtiyar heyetini toplar, soruşturma yaparız. İşte hepinizin önünde soruyorum. Bu adam buraya ziraat mühendisi olarak bize yardım etmeye mi geldi, yoksa namusumuza del uzatmaya mı geldi? Benim bütün yaptığım zor durumdaki bir kadına yardım ederek insanlık görevimi yapmaktı. Ya. Geceyi birlikte geçirmediniz mi? Herhalde bu da insanlık göreviydi. Öyle değil mi? Siz ne aşağılık insanlarsınız. Kendi yengenize iftira atmaktan çekinmiyorsunuz. Eğer sizin evinizde barınabilseydi, bende kalmasına gerek kalmazdı. İşte duydunuz. Evimde kaldığını itiraf etti. Seni yok. Ayıptır, yapmayın. Durun, ayrılın. Ne bak be? Mühendis bey, Güler'e yardım etmeniz, korumanız onun namusunun dile düşmesine sebep oldu. Ona istemeyerek zarar verdiniz. Bakın, bizimkisi sadece insanca bir ilişkiydi. Ama eğer şimdi burada Güler'in namusundan sorumlu tutuluyorsam, onunla evlenmeye hazırım. Böyle konuştuğuna memnun oldum. Eğer Güler de razıysa heyetin buna bir diyeceği kalmaz.
Böyle bir şey imkansız olamaz. Hayır, olamaz. Eğer bu evlilik olmazsa Kemal'in kardeşleri çiftlik üzerinde hak iddia ederler. Çocuğun gireceği tehlikeye girer. Ona her şeyi yaparlar. Çocuğum için canımı veririm. Dünyada ondan başka kimsem yok. Onun için evlenmek mecburiyetindesin. Dedikodular seni mahveder. Erol Bey çok iyi bir insan. Seninle evlenmek istiyor. Hayır, evlenmem. Hayır, evlenmem. Ben buralardan uzaklara gideceğim. Kemal'in çok sevdiği bu toprakları terk mi edeceksin? Hayır, burada kalacaksın. Bir annenin çocuğuna olan sevgisini göstereceksin. Merak etme Güler. Seninle evlenmemin tek nedeni hem dedikodulara bir son vermek, hem de o ahlaksız akrabalarından seni ve Murad'ı korumak içindi. Günün birinde Kemal'i unutup bana gerçekten bir koca gözüyle bakabilirsen, o zaman evli sayarım kendimi. Aksi halde sana elimi bile sürmeyeceğim. Murad'ı da evladım gibi seveceğim. Bunu böyle bil. Böylece geçti. Murat büyüdü. Erol bizim gerçek babamız olmuştu. Ama onunla olan ilişkimiz eskisi gibi devam ediyordu. Erol'a hiçbir zaman bir koca gözüyle bakamadım. Kendimi ne kadar zorladıysam Kemal'imi bir türlü unutamadım. Erol sanki benim için bir abi, bir dost, vazgeçilmez bir arkadaştı. Ama Murat için öyle miydi? Erol Murat'ın gerçek babası olmuştu. Bir avcı ben bir ceylan, dallar bizimdir bizimdir. Sen bana vurgun ben sana hayran, bu aşk bizimdir. Sen bana vurgun ben sana hayran, bu aşk bizimdir bizimdir. Bu aşk bizimdir bizimdir. Ara beni uça uça, özle beni uça uça. Ara beni uça uça, özle beni uça uça. Bağırma yatma yar hoca hoca, bu aşk bizimdir.
bu aşk bizimdi, bizimdi. Bu aşk bizimdi, bizimdi. Muradını benden dile, aşkın ile düştüm dile. Bülbül'e sordum ağladım güle, bu aşk bizimdi, bizimdi. Bülbül'e sordum ağladım güle, bu aşk bizimdi, bizimdi. Bu aşk bizimdi, bizimdi. Ara beni kucağa, kucağa. Özler beni kucağa, kucağa. Ara beni kucağa, kucağa. Özler beni kucağa, kucağa. Bağırma yaslan yar hoca hoca. Bu aşk bizimdi. Bağırma yaslan yar hoca hoca. Bu aşk bizimdi. Bu aşk bizimdi. Buradan çok uzak yerlerde, Karlar ülkesinde çok güzel sesli, çok güzel bir kız yaşarmış. Bu kızın sesi ta gökyüzüne kadar çıkarmış. Şarkı söylemeye başladığı zaman o kadar güzel söyler, o kadar güzel söylermiş ki şarkısının nameleri kar tanecikleri olup gökyüzünde uçuşmaya başlarlarmış. Allah yardım et bana. Allah. Dur! Kimsin sen? Ne arıyorsun burada? Kemal, yaşıyor musun? Gözlerime inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Demek evlendi. Hele gel de anlatayım. Bildiğin gibi değil. İşte böyle. Bu yüzden Güler'in yeniden evlenmesi gerekti. Peki kim bu adam? Ha, Erol Bey mi? Buraya ziraat mühendisi olarak geldi. İnsan kılığına girmiş bir melek sanki. Peki sen nerelerdeydin bunca yıl? Nasıl anlatayım sana? Nehre düştüğümde kendimi kaybetmiştim. Gözlerimi açtığımda... Evet, gözlerimi açtığımda karşımda iyi bir insan vardı. Bana yardım ediyordu. Ama ben hiçbir şey hatırlamıyordum. Kimdim? İsmim neydi? Nereden gelmiştim? Geçmişle ilgili hiçbir şey hatırlamıyordum. Bütün soruları cevapsız bırakıyordum. İyileşmiştim. Geçmişimi hatırlamak, kimliğimi bilmek istiyordum. Şehirden şehire dolaşıyordum. Kasabadan çok uzak bir köydü burası. Köyün evleri birbirinden çok uzak, dağınıktı. Günler, aylar geçiyor. Beni tanıyan birine rastlayamıyordum. Ama bir gün...
geldiğimde her şeyi hatırladım. Adımı, Güler'i, Murat'ı, jandarmaları, her şeyi. İşte böyle çavuş. Ama çilem daha dolmamış. Bütün bunlar o yılan analığım ve kardeşlerimin yüzünden geldi başıma. Onların intikamını almadan rahat yok bana. Oğlum benim yerime bir başkasına baba diyor. Karım beni ölü biliyor. Bütün bunlar neden? Neden? O çiyanların yüzünden. Onlarla hesaplaşmadan rahat bana haram bir dünyada çavuş. Haram, anlıyor musun? Haram! Her şeye rağmen üvey de olsa onların kardeşlerin olduğunu unutma. Onlara yardımcı olacağına dair bana söz ver. Söz ver Kemal, söz ver. Sen insanlara yardım etmemizi söylersin. Ama bunlar insan değil ki, bunlar şeytan. Sen bana yardım et Allah'ım, bana acı, doğru yol göster. Ben çiftliği istiyorum. Bunca yıl emek verdim o çiftliğe, canımı verdim. Yıllarca babanız olacak, o ihtiyara karılık ettim. Bu ne olacaktı benim hakkım? O zaman bir tek yol kalıyor anne. Hakkımızı almak için zor kullanacağız. Bileğimizin gücüyle alacağız, bileğimizin gücüyle. Ne yaparsanız yapın. Yoksa verdiğim sütü helal etmem size. Helal ettireceğiz ana. Hem de en kısa zamanda. Öyle değil mi çocuklar? Öyle abi. Gel bakalım ufak direk. Ne yapıyorsunuz? Bırakın çocuğumu. Bırakın. Bırakın oğlumu. Ne istiyorsunuz bizden? Hocana söyle. Bırak. Çocuğun hayatına değer veriyorsa bir an önce buraları terk etsin. Anne. Anneciğim. Anne. Çocuğumu. Oğlum bırakın abi. Çocuğu. Size bir daha buraya gelmeyin demiştim. Defolun çiftliğimden. Hala konuşuyor. Bırakın çocuğumu alçaklar. Bırakın diyorum. Atın silahlarınızı. Ver çocuğumu. Kımıldayanı vururum. Bacım sen de çocuğunu al. Gel yavrum. Gel canım. Gel. Defolun. Bir daha da buralarda görüneyim demeyin. Ya burayı terk edeceksin ya da sizi yaşatmayacağım, anlaşıldı mı? Allah'tan bu bey zamanında yetişti de kurtulduk. Size minnettarım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bak Erol Bey, bu benim eski bir arkadaşım. Bu ara işe ihtiyacı var. İstersen yanımıza alalım da bize yardımcı olsun ha? Sen nasıl istersen çavuş. Baba, babacığım. Çok korktum. Korkma yavrum. Korkma. Ben buradayım. Onu niye eve aldın anlamıyorum. Neden olmasın? İyi bir adama benziyor. Üstelik bize yardımcı oldu. Tanımadığımız bir adam. Üstelik kendini gizlemesinden de ürküyorum. Sıkma canını. Sen bilirsin. Yemeğini götür. Olur. Götürürüm. Merhaba. Merhaba. Senin adın ne bakalım? Murat benim adım. Benim adım da Baba. Benim adım Baba. Baba mı? Şimdi iki babam mı olacak? Yok, ben tabancalı babayım. Tabancalı baba ya. Bak benim tabancam var. Bak. Ha. Sok bakayım elini şu deliğe. Ha. Ha. Çek. Çek. Hadi. Murat oğlum. Annem çağırıyor. Thank you.
Bakıyorum her işten anlıyorsun. Usta bir nişancı ve iyi bir çiftçisin. Dostum, toprakla uğraşıyorsan bunları bilmek zorundasın. Ama biraz suni gübreye ihtiyacımız var. Suni gübreyi ancak kentte bulabiliriz. İstersen birlikte gidelim. Hem panayır da var. Murat'ı da götürelim. Biraz eğlensin. İyi fikir, o da gelsin. Ben de geleceğim, değil mi babacığım? Gel yavrum, evet. Panayır'a gidiyoruz. Buyurun efendim. Güler'e hediye almamız lazım Ödür. Ama kadınlar da her şeyi beğenmezler. Bana yardım eder misin? İsterseniz şu sarı etekle kırmızı eşarp olsun. Bu marifetin olduğunu bilmiyordum. Zevkliymişsin. Şu sarı etekle kırmızı eşarbı sana lütfen. Güler, baksana neler getirdim. Ne oldu? Beğenmedin mi? Yok, hayır. Beğendim. Bu renkleri sevdiğimi nereden biliyorsun? Ne var bunda? Bir kadının zevklerini en iyi kocası bilir. Gel bakalım koçum. Aslanım benim. Erol nerede? Ne istiyorsunuz? Ne var? Bak ahbap, kasabayı hemen terk edeceksin. Sana 3 gün mühlet. Sen de kim oluyorsun? Dağ başı mı burası? Bu işi silahla halledemezsiniz. Murat'ın amcaları olmasaydınız, çoktan yaptıklarınızı jandarmaya bildirirdim. Ben sana gitmen için 3 saniye izin veriyorum. Hadi defolun buradan. Tekrar geleceğim. Sağ ol. Bir de çavuş var üstüne üstlük. O yabancı geldiğinden beri başımıza dert oldu. Üçünü birbirinden ayırmamız gerek. Ancak böyle baş edebiliriz. Önce kimden başlayalım? Bunu bize kağıt söyleyecek. Bu Erol. Bu yabancı. Bu da çavuş. Kim çekecek? Tabii ben. Ver bakayım. Çavuş çıktı. Demek sıra çavuştaymış. Sonra sıra tek tek Erol'la yabancıya geliyor. Hadi göreyim sizi. Elinizi kirletmeden bitirin şu işi. Bitirin! Aldım, benim artık. Murat, Murat dur, dur getir onu bana. Anne bak, tabancalı amcadan ne aldım? Aman Allah'ım. Hayır olamaz. Pir Sultan'ın boncuğunu da getireceğim. Orada mısın? Rahatsız etmiyorum Estağfurullah. Ya. Estağfurullah.
Erken yatmışsın. Biraz yorulmuştum da. Otur. Sağ ol. Biraz kendinden söz etsene. Bunca zamandır beraberiz, tek laf etmedin. Nerelisin? Kimin kimsen var mı? Anasıyla bir oğlum var. Onları Allah'a emanet edip bu diyarlara geldim. Oğlun kaç yaşında? Murat'la aynı yaşta. Ama ben bıraktığımda bir yaşındaydı. Onlarla çok mutluydun herhalde. Oysa ben. Evet, sen? Belki bilmiyorsun. Güler benim sadece lafta karımdır. Ne demek bu? Evet, öyle dostum. O hala ilk kocasına ait. Kocasının başına bir iş gelmiş ve kaçarken ölmüş. Ama sonra sizinle evlenmiş. O değil, ben onunla evlendim. Kayınbiraderleri baskı yapıyorlardı. Onu korumak için böyle yapmak zorunda kaldım. Anlıyorum. Neyse, biraz dertleştik değil mi? Ben gideyim. Bir dakika. Ne var? Siz çok mert bir insansınız. Sağ ol. Sen de öylesin. Kemal, Kemal, Kemal. Kemal de kim? Sensin, sen. Yanılıyorsunuz. Hayır. Yüzünü gizleyerek herkesi yanıltabilirsin ama beni asla. O elbise, sonra nazar boncuğu. Bir rastlantı. Ne olur söyle. Kemal olduğunu söyle. Hadi, hadi. Kemal'i unut. Sen evli bir kadınsın. Erol mert bir adam. Hayır, hayır. Ben hayatımda bir tek insanla evlendim. O da sensin. Neden anlamak istemiyorsun? Ben bir katilim. Başınızdaki belayı def ettikten sonra hemen gireceğim. Hayır, sensiz yapamam ben. Yapacaksın. Şimdi hemen git. Erol Bey görürse sana leke gelir. Çocuğumuzu düşün. Ha? Ne istiyorsunuz? Kendinize yardımcı diye aldığınız adamın karınızla ilgisi var. Ne yapıyorsun? Osman ve kardeşleriyle hesabı kapamaya gidiyorum. Buna gerek yok. Ben hallederim. Neyin var senin? Bu mesele seni ilgilendirmez. Hemen burayı terk et. Merak etme. Bu iş bittiğinde bir saniye bile kalmayacağım. Söyledim sana. Bu benim işim. Yalnız yapamazsın. Onlarla baş edemezsin. Sen mi edersin? Daha önce de etmiştim. Neden? Neden yaptın bunu? Sen daha iyi bilirsin. Vurma. Vurma diyorum. Alçak herif. Gel. Ahlaksız herif! Ne oluyor be, ne oluyor? Dur! Seni alçak! Alçak! Kendine gel, dinle beni!
Hala konuşuyor. Dur mu? Alça geri. Alça. Yeter artık, yapma dedim sana. Sabrımı taşırma. Hayır yapmayın, durun. Yapmayın. Dur gitme. Gitme dur. Gitme gitme. Gitme, öldürecekler seni. Dur gitme. Dur. Dur. Kemal. Erol, bir şeyin yok ya. Kim bu Kemal? Benim eski kocam. Osman'la Faruk nerede? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Sara! Dur. Çiftliğe Erol'la karısını öldürmeye gittiler. Peki, söyle bakalım. Ahmet'i kim öldürdü? Adil'i öldürttü. Sonra Kemal'in üzerine attı. Olsa, para hırsından kardeşini öldürtüp karısını satın almak istedin ha? Bu ses bana hiç de yabancı değil. Tanı öyleyse. Olamaz. Yok. Olamaz. Sen ölüsün.
Yaşayamazsın. Ölüsün sen. Ölüsün. Abi. Abi. Yaşıyor. Kemal yaşıyor mu abi? Yaşıyor. Yaşıyor. Yok. Gel şöyle. Kımıldamayın sakın. Kemal Bey! Sana burayı terk et demiştim. Dinlemedin. İşte sonun geldi. Orası daha belli değil. Evi ateşe vereceğiz. Tamam. Yak! Saklan. Peki anne. Evler evin her tarafını sardı, dışarı çıkmalıyız. Alçaklar! Murat! Murat oğlum buraya gel! Murat! Buraya gel! Yum! Yum! Evden dışarı çıkalım. Oğlum. Gel çabuk. Oğlum. Anne. Murat. Murat ya. Şimdi yaktım tırını. Dur sen dur. Çocuk elimde sıkı sakın al. Bırakın çocuğu. Bırakın diyorum. Benimle hesaplaşın. Oğlum. Murat'ım. Ne yapıyorum? At silahını. Biraz daha yaklaşırsan öldürürüm çocuğu. Ona göre. Affedim. Ne dönüyorsa onu yap hadi. Kaçırdılar çocuğumu. Erol koş. Nihayet buluştuk sevgili kardeşim. Öldürme beni abi! Öldürme! Bütün bunlar niye? Bunca hırs, bunca acı neden? Bir çiftlik için değer mi ha? Mecburdum abi! Bütün bunlar annemizin yüzünden. Öldür istersen! Öldür! Hak ettik! Öldür abi! Öldür! Öldür bizi! Öldür! Alçak! Çık ortaya! Neredesin? Buradayım! Baba! Bir de senin! Vurdum babamı! Alçak!
buradan gelin. Sus lan. Baba. Alçak herifleri. Vurdum babamı. Sana ihtar etmiştim. Cezanı çek. Ver çocuğu. Bizi. Ver çocuğu. Alçak herif. Vurdum babamı. Onu öldürdüm. Pis herif, ne olacak? Artık sonun geldi. Bırak, bırak çocuğu. Bırak, bırak, bırak diyorum. Bırak, bırak. Bırak annemi. Bırak beni. Al çocuğunu. Şimdi göreceksiniz gününüzü. Aynı kanı taşıyoruz babalarımız bir. Nasıl bu kadar gaddar olabiliyorsun? Babam bütün sevgisini sana verdi. Malını da. Seni asmak lazım. Öz yeğenini bile öldürecektin. Ama sen 10 para etmesin demezsin. Onların kardeşlerin olduğunu unutma Kemal. Cezanı çekeceksin. Gülere ve Murat'a iyi bak. Artık dayanacağım, gücüm kalmadı. Tükenir ne olur, bitin acımak. Söndürdün içimde yanan ateşi. Dertlerime bir son, derin acılar. Dertlerime bir son, derin acılar. Yıkmayın dünyamı, hayallerimi. Kırmayın kalbimi, ümitlerimi. Yok edin kahrımı, kederlerimi. Mutsuz mu bir son?